inadıma yeni kulübeler. Cuma, satanist günü. Lilik ve Baal günü. Pes yok, yeni kulübeler. Üç katlı. Caminin birine geldik. Üşüyoruz kıblesinde. Bir, iki. Sen ne kadar kirlisin öyle be. O üç. Doldurduk. Lilit günü. Satanist günü. Çoğaldık. Allah kabul etsin. Buraya da su doldu. Eskisi gibi buraya da bok döşe hak ediyorlar be. Pas geçelim dedik fakat emlakçının oradan geçerken tonla şeydi. Yoluma çıktı üç tane. Satanist günü bastır. Pazar var, pazar nasıl boğmuşlardır orayı. Toksoplazmaya o ağaçları çürüten, duvarlarımı çürüten, ayaklarımı afikleyen şeylerle. Aynen devam. Tapıyoruz ve tapıyoruz. Lilik. Tapıyoruz. Biz Lilit, cennetin anası, gönül işi, Lilit işi, İstarok işi. Girin okula lan. Her okula, her sınıfa lazım. Her camiye, her hastaneye. Hayat, Lilit, kedilerin ve cennetin anası, sünnet, daha doğrusu kedi köpeklerin, böyle gaza getirdim ben. Ay Lilit, nasıl lan, nasıl kaçıyor? Evet, kendileri beni sevmiyor. Kaç kıbleye yerin. Kaçıyor çünkü temizleniyoruz. Arkon parazitinden. Beyin kontrolcü. Çanta alayım sana. Ooo Üsküdar CHP alacak burayı. Lilit için. Yıllardır konuşmuş suratlarımız kaldı. Kendini daha güzel konuşuyor. İhtiyacım var yok. Nereye bakacağım? Şu çadırlardaki yürümek yok. Şey yok ya. Kuyruktan mı? Sen almayacaksın mı hayvancık? Sana niye vermiyorlar lan? İyi bir hayvan bu. Okşayalım biraz. Ne haber? Gel. Elimizi yıkarız şimdi. Şaşırdı oğlum. Sen mi beni seviyorsun be? Bu zincirle bağlanmış. İş yapıyor ve koruyor girişi. Kan bankası bankayı soymasınlar. Hazır mıyız kahveciler? Dikiyoruz. Bina dikiyoruz. Dayatıyoruz. Sümüklü böcekte. Bir daha abdest alıyoruz. O
zerre şeyler kurmuş olabilir. Ülkemizde her 15 saniye kana ihtiyaç duyulmaktadır. Düzenli kan bağışçısı olun, hayat kurtarın. Zincirli aşağıları gitti. Bir hayvan zincirle oldu mu ona güvenmiyorum çevrede de. Havayı alırsınız, tutup kontrol etmeyeceğim, oradan görünüyor zaten. Girişte hayvanlar oluyor. İlla ki metronun girişinde aşağı sinek. Orada oturuyormuş, oradan bizim oraya. Videolarına bak. Ne yol be. Kedi otu kaynıyor. Bu milletin bu zulmüne hala devam ediyorlar be. Nasıl anlatıyorlar bunu be. Kaynarsa etraf, her taraf böyle kedi otu kaynar. Duvarları döktürür. Herkesi hastalıktan kırar. Toksoplazmayla mezara yollar. Yuvan bu kedicik. Gel yuvana gir. Ekmekle mi besliyorlar seni? Bak sinekler uçuşuyor etrafında be. Zerre sinekler. Görünüyor mu bilmem. Tam suratının önünde. Tek bir şey belli bana. Bunlar çoğaldıkça dışarıda sinekler de öyle. Aynı oranda. Bu peşimden saldırıyor kara sinekler. Kulağım gibi. İki tane birden vermi gibi. Kara sinekler o kadar tehlikeli değil. Ekmeğe falan yemeğe dalarsa. Tehlikeli olan o zerre şeyler. Ateş gibi yakıyorlar. Çöp. Kafesin önüne çöp kedi için. Ve biz sadece insanlara değil hayvanlara zalim bunlar. Çöpe yuva nasıl satın. Çöpün yanında mı yuva yaptılar sizi lan ne kaçıyor? Ne için mikrop topluluklar dalsınlar. İşleme bak. İki kap. Bu sararmış be kedicik. Sararmış bu. Bundan mı içiyorsun? Ha? Yok ki bir şey bende. Orada yem var. Git ye. Beğenmedin mi bunu? Ha? Ye.
tatlı şeye benziyor bu. Sevilmek istiyor. Her köşeye bir, her sınıfa bir, her hastaneye bir, her pazara hepsi. Ne zaman dikeceksin? Kedi otu ormanına bak. Bina diken çoban. Pazara geldik. Ateş pahasıdır. 5 lira. İki buçuk. Ucuz be. Yeşil elma. Fakat hepsi lekeli. Amin, amin. Tamam. İlaç yok onlarda diyor, ilaç yok. Toksoplazma var, ilaç yok. 8 lira. Birisi yemler koymuş kapısının. Abi koymaz, biz oraya koymazsınız ki. Ben oraya koyalım ki. Bilmiyorum, bazıları koyuyor be, el yere koyuyor, her sokağa, sokak sokak dolaşıyorlar. Kavga var bir evin içinde, fakirin kapısının önüne yemler koymuşlar. Kediler kaynıyor orası. Biliyorsun, senin bir abin vardı galiba, değil mi? Parktan ayrılmayan. Erik ağacını kıran. Kayıta geçeceğiz. Çeteyle gelen oraya. Bütün ordu kadar. Çok benziyorsun. İkizi gibisin, onun küçüğü. Bütün çocukları karşımıza dikip sokağın karşısında pencerelerimizi, duvarımızı erik yağmuruna tutan, küfürler sallayan anama anam oradayken. Çok benziyorsun. Burada ben yukarıda dururken Allah gözüme soktuğu gibi her şeyi, arkadaşlarımla beraber iniyordunuz yolun aşağısına. Siyah lüks bir araba geldi. Hemen içine girdiniz. Ne yapacaktı lan o sizi? Fenerbahçe dosyası lan. Ha? Kopuk millet. Kaybol önümden. O şeytan sizi nasıl o şekilde evime saldırtabildi? Neydi o? Bir kere değil, 10 kere değil. Her balkona çıktığımda ağaca kırdıktan sonra çeteyle. Orada yıkılan caminin orada, ay pardon, çeşmenin orada takılıyordunuz. Çoğunlukla aşağı gelirken gördük. Ne yapıyordunuz orada? Sokağı mı çekiyordunuz? Şimdi neredesiniz? Aniden bu bütün çete yok oldu. Hiçbirinizi göremiyoruz artık. Senelerdir. Nereye kayboldunuz lan? Kayıp çocuklar mı var? Kurban mı edildiler? Bunun dibinden mi yoksa? Arazinin. Çiftlikler buradaki. Çıkın ortaya.
bu videoyu seyrettikten sonra her gün belet magamba saldırısı. Ozanın önünden geçtik. Yok mu? Hiç bir tane yok mu? Allah Allah. Pislik. Ulan yok. Vay anasın. Allah'a şükür. Hiç olmaz olur mu? Olmaz olur mu? Okul ya. Hiç olmaz olur mu be? Ha? Hiç. Hiçbir zaman eksik olur mu? Hiç mümkün değil. Tozları rüzgarla gidecek. Girişine yakınla yapıyoruz. Çocuklar yiyecek mi? Kurtuluş yok. Kimse de neden diye sormayacak be. Vay anasını. Doğum hastanesinin dışına yapıyorlar. Hayır. Bunlar burada olacak. Ve başka insanların beslenemediği şeyle beslenecek. Tek bir tane olacak. Eve dönerken tek bir tane en şeytani olan sarı. Sarıyı böyle fışkırtan gözümün önünde sıçma rolü yapan önemli kedi bu. Noktaya sıçan ishal şeyiyle, toksoplazmalı şeyiyle ve gelirken hala orada olacak yeni birisi bu. Cuma sabahı kapmış olacak orayı pazartesine kadar hiçbir iş yapmayarak. Cuma gaza İstek okulları yine. Ve biz bunu kabul edeceğiz. Her seferinde tuhaf bulmayacağız. Komşular oraya park etmek isterken. Tabii ki pislik falan bulamayacağız. Masuma büründükleri için. Arkada kedi de bulamayacağız. 3 komşu 2 sene içinde kanserden bok yoluna gitti. Buyurun. Tertemiz. Sarı kedi lanet katacak güç gösterisi tek bir hayvan olarak. Belki, hayır. Bir tane de oğlu var burada. Bu da her zamanki sakinlerden. 3 tane var be. Ne şikayet ediyorsun? He? 30 tane yine çabuk unuttuk lan sarı kedi. Ne çabuk unuttuk onu? Gel karşımda sıçar rolü yap. Hadi. Bir sıçar rolü yap lan. Ne kaçıyorsun? Çeken mi var karşıda? Onun üstüne sıçar rolü yap. Gel pancurumun üstüne sıç. Hı? Bana kafa tutan küçük kız yine uğraşıyor. Burada merdivende. Anasının öğrettiği ağzına verdiği iğrenç sözlerle. Küçükten eğitiyoruz. Buyur. Kaçaklarız. Cadı her şey küçükten eğitiliyor böyle. Ufaktan. Hepsinin anası aynı. Böyle pır pır pır. Kuluçka makinesi gibi. Sakın ben içeri girince kapıyla başlamayın yine bam bam bam. Tamam mı? He? Sakın içeri girince ben başlamayın kapıyla yine bam 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 eskisi gibi. Hayır çarpmayacaksın. Annen nerede senin? Dur tahmin edeyim, park kafede. En azından eskiden, şimdi değil belki.
Salıncakların oradadır. Tek bir aile olarak kimse yanına yanaşmaz bunlar. Hadi bakayım, burası çocuk parkı değil, eşek. Devlet sizi analarınızın elinden almalı, psikopat yetiştiriyor. Besbelli. Alo, alo, malo bağırarak kediyi soktular oraya. Hepsi anaların gözlerinin önünde burada. Gönderen zaten kendileri. Türbanlı türbanlı. Girer girmez fakir başladı. Emir aldıkları gibi. Kuluçka makinesi cadına ve ufak çocuklarına mı kaldın? Ve bu taşıta tabii ki. Evet, millet seyretsin. Bu ey yetkililer, hı? İçeriye giriyoruz kulaklarımızla. Dışarıda yoktu, bu bir şeyler gönderiyor. Hiçbir şüphe yok. Okul taşıtıymış, çocuklara bu şeyleri mi yapıyor? Vay anasını. Beyinlerine oynuyor ha. Milli damat mı lan bu çocukların beyninle oynuyor? Çingene soyundan olduğuna dair %100 eminim.